Biraz önce Cenk Bey'in de söylediği gibi arkadaşlar, basketbol gerçekten her geçen gün büyüyen ve her geçen günde geniş kitlelere ulaşan bir spordu. Bu tip anlaşmalarla da inanın çok daha geniş kitlelere ulaşmaya başladık. Bu anlamda da yapmış olduğumuz işbirliklerle de biraz önce de dediğimiz gibi tek taraflı hiçbir zaman düşünmediğimiz için iki tarafın da en iyi şekilde birbirinden nasıl yararlanacağını hep planlamaya çalıştığımız için bu zamana kadar bizimle çalışan herkes bu tip anlaşmalardan çok memnun olmuştur. İnanıyorum ki bu süreçte de tatil budur da biz de mutlu olacaktır. Biz de onlardan mutlaka ki en iyi şekilde yararlanmak için ekip olarak çalışacaktır. Bu yüzden özel sektörlerin ne kadar spora değer katarlarsa, sahip çıkarlarsa inanın Türk sporu ve Türk basketbolu bizim için en önemlisi olan. İnanın daha iyi yerlere gelecektir. Daha geniş kitlelere ulaşacaktır. Bu anlamda bu zamana kadar bizimle gerçek anlamda işbirliği yapan tüm değerli dostlarımıza, yeni ailemize katılana da, tatil budurumuza da Cenk Bey'in vesilesiyle tüm ekibe de teşekkür etmek istiyorum. İnşallah güzel işler yaparız ve iki tarafında mutlu olacağı bir süreç yaşarız. Öncelikle ülke olarak zaten bu tip organizasyonlarda her branşta olmamız gerektiğine inanan bir insanım. Ben de eski bir sporcu olarak 8 tane Avrupa şampiyonası görmüş, 2 tane dünya şampiyonası görmüş bir insan olarak, şimdi yönetici olarak tabii ki de bütün ekibin oraya gitmesi için elimizden ne gerekiyorsa şu an yönetimsel anlamda bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta bir spordur. Kazanmak da kaybetmekten ibaret bir branş. Doğal olarak zaman zaman sevindiğimiz süreçler oluyor, zaman zaman üzüldüğümüz süreçler oluyor. Ama hiçbir zaman bu bizi olumsuz bir şekilde etkilemiyor. Her zaman ileriye yönelik daha iyi neler yapabiliriz diye ekip olarak çalışıyoruz. Her ne kadar kadın milli takımımız istediğimiz sonuçları elde etmiş olmasa da sonuçta oraya gitmeleri, orada mücadele etmeleri bizi her zaman mutlu etmiştir. Ama ekip olarak da bunun çözümünü, daha iyi neler yapabileceğimizi ekip olarak çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sizin de söylediğiniz gibi 31 Ağustos 15 Eylül arasında Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası var. Erkek tarafımız geçen senelerden gelen güzel bir atmosfer içerisindeyiz. Herkes bu takımın bir parçası olmak için, bu takımın bir bireyi olmak için, bu formayı giymek için bütün öncelikle sporcu arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hiçbiri bir sorun veya da bir bahane üretmeden herkes zamanında milli takımla birlikte oluyor ve elinden gelen en iyi şekilde kendisini hazırlamaya çalışıyor. Bu anlamda biz şu an yönetici anlamında onların imkanlarını en iyi şekilde sağlamak için güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de o güzel günlerden bir tanesi. Biz şu an yönetici anlamında ekibin çok rahat imkanlarda antrenman yapabilmesi, seyahat edebilmesi, otellerde konaklayabilmesi için her anlamda her türlü işbirliklerine hazırız. Yapmaya da devam ediyoruz. Bu anlamda da dediğim gibi tatil budur bize gerçekten çok faydalı olacaktır. Dediğim gibi biz kendi işimizi yapmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki onlar da sahaya çıktıkları zaman formanın hakkını en iyi şekilde vereceklerdir. Ve dediğim gibi inşallah da sadece bizi değil tüm ülkeyi gururlandıracak bir sonuç elde ederiz. Biz onlarla gurur duymaya devam ederiz. Çok teşekkür ederim. O yüzden ben de tekrar sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bir diğeri tabii ki sonuçta bu işin içinde milli takımlarımız var. Yani milli takımlarımızın olduğu yerde hani o ruhu, o heyecanı hissetmek için de ki mücadeleleri belki bu defa biraz daha farklı bir şekilde yaşamak, heyecanı yaşamak açısından da çok kıymetli. O yüzden az önce ifade ettiğim gibi bizim için bundan daha anlamlı bir işbirliği olamazdı diye düşünüyorum. Samimiyetle söylüyorum bunu. Onun için de çok hani hem keyifliyiz, hem heyecanlıyız, hem gururluyuz. Umuyorum ki çok güzel sonuçlarla döneriz Çin'den milletçe gerçekten o tek yüreği, milli gurur buduru, başarı buduru, smaç buduru, basket buduru hepsini bir arada yaşarız, geliriz inşallah. Cenk Bey,